Evet efendim, Ali ile aramızda ya, hoş geldiniz. Yine dop dolu bir program hazırladık. Öyle konuklarımız var ki ve bu konuklarla ilgili ekibimiz öyle bir akış hazırlamış ki gerçekten kalp ritmimi nasıl denir, böyle dengede tutmaya, sabitlemekte çok zorlandım. Çünkü yeri geldi güldüm, yeri geldi üzüldüm, böyle bir buruldum. Bakalım programı seyrederken sizin kalp ritminiz nasıl oynayacak? Efendim dedim ya, dop dolu program, yine sohbet edeceğiz. Birbirimize sırlarımızı açacağız, dertleşeceğiz ama en önemlisi güleceğiz. Hoş sohbet olacak ve biliyorsunuz ki bu sohbet aramızda kalacak. Kimler konuklarımız efendim? Hemen bahsedeyim. Mustafa Üstündağ var. Bugünkü konuklarımız arasında herhalde beraber sahne paylaşmadığım, beraber oynamadığım ama çok istediğim bir oyuncu arkadaşım. Onun dışında Ege Kökenli var ve Giray Altınok var. İkisiyle de sahne paylaştım, kamera karşısına geçtim ve bununla da gurur duyuyorum efendim. Lafı fazla uzatmayayım. Dediğimiz gibi harika bir içerik var. Ali ile aramızdayı başlatıyorum. Hoş geldiniz efendim. Şimdi Ali ile aramızdayı başlatıyorum deyince çılgınca bir şey beklediğinizi düşünüyorum. Yok, şu gelip oturuş sürecini oraya yedirdim. Bu da canlı yayında bulduğum bana özel bir orijinal bir buluştur. Şeytanın aklına gelmez. Gelmez. Bir de çünkü orada şöyle kritik durumlar var. Arkaya düşebilirim dekordan. Onu ayarlıyorum, tekerleğini falan. Zor işler. Zor. Yani canlı yayın da zor. Canlı yayın başka zorlukları var ama ben nelerle uğraşıyorum bakın. Görüyorsunuz. Ama şeysin yani, bayağı neyim? İşi bitirmiş gibisin. Hani bakışlar hangi falan filan. Canlı yayın işini yani, yaladım yuttum gibi bir tavrım. Ne yapayım, 5-4-3-2-1 dedi. Dedikten oraya da geçtikten sonra. Çıktık efendim. Yapacak hiçbir şey yok artık. Suya atladık. Yapacak bir şey yok. Geldik oturduk. Evet efendim, hemen konulara gireyim isterseniz. İlk olarak tabii ki sevgili Mustafa ile başlıyorum. Bence Giray'la... Yani, Mustafa başlamak için çok iyi görünüyor. Hayır, o yüzden ben mesela bir şeye başladım. Ama işte yapmayın. Ama sen keşfedilmemiş sularsın. Ama olmuyor şimdi. Estağfurullah. Ama biraz, çok bir de yaş olarak da büyümüşsün. Ha. Yani ne olacaksa senden olsun isterim ilk etapta. Ha. İki yaş daha bir şey yok. Sen yaşayacağını yaşadın ama diyor. Ama abi siz biraz şey yapın ya, konuşun. Ya, biraz yok abi. Yok abi, yok. Ben direkt sizle ciddi ciddi başlayacağım. Sonra ısınırız. İlk sorum, biz hakikaten niye bir işte beraber olamadık acaba? İnanılmaz bir soru. Yani evet. herhalde bilmiyorum. Ya bir tane. Herhalde bir şey bilmiyorum oldu. Ne demekse yani. Herhalde bilmiyorum. Ben de emin değilim bilip bilmemekten. Şeyden uyanıyorum işte, bir iş gelmişti yıllar önce. Ya çok güzel işti işte, görüşüyorduk falan. Sonra Mustafa aldı rolü. Öyle mi? Bir dakika, aynı rol için mi istenmişsiniz ikiniz? Evet evet, herhalde öyle yani. Ben ucuza gitmişimdir o zaman. Ondan mı alamam? Fiyat programı mı yani? Fiyat kırdıysam. Yok abi, sonra seyrettim, dedim ki iyi ki o olmuş. Ne diyeceğim, başka bir şey diyemezsin artık o zaten. Ha? Yok ya, yok, samimi söylüyorum, derim. Ya sen beni bilmiyorsun. Desem şimdi derim ya. Derim. Vallahi derim ama şahaneydi. İyi ki o olmuş yani. Muazzam yetenekli. Konu bu değil ya. Ben içimi dökmek istedim. Oradan gireyim dedim. Bu arada çok enteresan bir şey oldu. Akşam buraya geliyorum. Akşamüstü telefonum çaldı. İşte bir açtım. Mustafa Üstündağ dedim, bir şey oldu. Gelemeyecek herhalde. Dedi ki ya, set yeni bitti. Yok, set yeni bitti demedi. Ben de şimdi ameliyattan çıktım dedi. Benim tansiyon düştü. Yani. Beni düşünsene telefonun öbür ucunda. Dedim abi geçmiş olsun biz. Yok dedi, işte şey, yoğun bakımdaydım zaten, ameliyat, o üstüm başım pis dedi, eve gidip giyineceğim falan. Ben uyanmaya çalışıyorum Arda trafiği de yemiş. Setteki bugünün mü? Evet, ben de boş vuruldum. Hani haberleri vardır diye, sette olduğumu biliyorlardır diye. Ameliyattan çıktım, hani abi üstüm başımı değiştireyim hemen geleceğim. Hani ameliyat kıyafetiyle geldim eve. Çok gergin bir konuşma ya. Senin için. Ama gene de gelebiliyor musun abi falan geldi, demek vallahi de çok güzel. Geldi bak, dikişleri üzerinde geldi. Vallahi makyaj duruyor burada. Nasıl gidiyor dizi? Ya işte gidiyor, çok şükür yani. Bir klasiğin içine girmek, oturmuş bir kadroya, nasıl bir duygu? Aslında güven verici bir duygu. Çünkü herkes o kadar hakim ki her şeye. Hani kim, herkes ne yapacağını biliyor. Oynuyor yani işte, ışıkçı yönetmene bakıyor. Yönetmen ışıkçı. Gözü kapalı çekiyor diyorlar. Aynen, gözü kapalı çekiyorlar. Ama yeni girdiğim için ben gözümü daha kapatamadım. Ya bir oldu mu diye bak ya. Hop, görüşürüz. Bir de sinema filmi giriyor, Emanet. Biraz ondan bahsedelim. Evet, Afyon'da çektik. Ali İlhan çekti. Annemin memleketi. Selam olsun Afyon'a da. Yani
Kargaya yavrusu kuzgun gelirmiş. Yani bizce güzel bir film oldu ama tabii takdiri... Nasıl bir rol? Biraz filmin konusu, biraz rolden bahsedelim. Ya aslında emekli bir özel harekatçı ama sen göm istersen... Hayır gömmeyeceğim de. Ama baştan söyledi adam. Dedi ki ben anlatmayı sevmiyorum. Ben es verince ne yapayım buralar dekor. Orayı doldur doldur. Bu ben, işte. Bu diğer oyuncu arkadaşlar diye. Yani o çok ipucu veremiyoruz o zaman. Ya, verecek bir şey yok. İşte ben eski silah... Abi niye beni böyle yapıyorsun? Giray'la konuşsana biraz. Tamam konuşayım. Efendim emanet sinemalarda olacak haftaya mı? Ne zaman? Yakında. Ha daha var. Mart ya Mayıs gibi geldi bana çıkışında. Işte. Yetişirse Ekim'e. Mağlı bir. çok güzel bir film efendim. Emanet sinema severlerle bu yıl içinde buluşacak. Yolu açık olsun, gişesi bol olsun. Çünkü sinema yapmayı çok istiyoruz ama seyirci de haklı olarak biraz tedirgin oluyor. Sinemaya gitmekten biraz çekiniyor. Deprem olaylarından. İşte öncesinde hiçbir pandemiden şey biraz el ayak çekildi sinemadan. Hiçbir şey bitmiyor ki. Derken Ölümlü Dünya 2 geliyor Giray. Evet abi Ölümlü Dünya 2 geliyor. 1 Aralık'ta. 1 Aralık. Bizde dekorlar var. 1 Aralık sokacaksınız onu. 1 Aralık'ta gelecek. Bizde de dekorlar mı var? Bizde? Eksik kalacak halimiz yok bizde de var. Bizde nedir yani? Bizde 2 gündür işte onun PR çalışmaları için sabahtan akşama kadar bir sürü programa konuk olduk bugün dahil. Burada finali yapıyorum ben de. Vallahi, her şeyi anlattım diyorsun. Hiç orijinal bir şey kalmadı. Anlattım. Biz de aynı şeyleri söyledik. Seyircimiz sinemaya gitsin istiyoruz dedik. Yani ilk 3 gün çok önemli dedik. Bu sinemaya artık dönüş olsun dedik. Çünkü hakikaten birlikte yaşamanın en önemli olgularından biri de sinemaya gitmek. O anı paylaşabilmek. Birlikte bir şeye gülmek, hüzünlenmek, ağlamak. Bunu yapacak tek yer sinema ve tiyatro. Yani bunları desteklemezsek bu kopuş daha da büyür halkın arasında. O yüzden çok önemli olduğunu düşünüyoruz biz. Çok bilindik ve sevilen bir film. O ikincisine dahil olmak, tek başıma aileye dahil olmakta. Ben zorlandım ilk etapta ama öyle tatlı bir ekip, Ali Atay, yani bütün ekip, oyuncular, herkes o kadar sahip çıktılar ki bana. Adaptasyonum hızlı oldu, o yüzden çok mutluyum. Yani evet, virgüller duracağız. Koyarak soracağım bütün sorulara cevap verdim. Seni bütün sorular için. Bitti. Biz Giray'a teşekkür ediyoruz efendim. Filme de başarılar biraz diliyorum. Dekorlardan bahsedebilir miyiz? Ya biri seyretmiş miydin öncesinde? Tabii. 3-4 kere seyrettim. Nasıl bir şey oldu teklif gelince? Aa ne güzel oldu. Ya dedi. çok güzel oldu. Çok ne olarak giriyorsun? Biraz rolden bahset. Nasıl bahsedebilirim spoiler vermeden? Aile tek bir iş için tekrar... Ha ben sen sırrı mısın şimdi? Bir araya geliyor. Sırrı değilim aslında. Bir araya geliyor ve çözmeleri gereken çok önemli bir şey var. Orada da ben tavsiye ediliyorum aileye. Yani o daha önce o dediğiniz şeyi yaptı. Ona giderseniz size yardım eder diyor. Ekibe katılıyorsun gibi. Ekibe katılıp operasyona birlikte çıkıyoruz. Ulaşmamız gereken şeye ulaşmaya çalışıyoruz ama türlü aksilikler başımıza geliyor. Harika bir film. 1 Aralık'ta ikincisi geliyor. İlkini seyretmediyseniz ilkini seyredin. Sonra ikincisini de seyredin. Filmle ilgili sorular soracağım sonra. Ya gerçekten muazzam bir film. Ve geldik Ege Hanım'a. Öncelikle şu her programda klasik konuşulan konuyu bitirelim. Senin kökenin neresi? Çünkü biliyorsunuz Ege kökenli ya. Onu Ege kökenli zannediyorlar. Ya ailen biliyordu değil mi bunun bir şaka olduğunu hayır. Koyarken bu ismi? Hayır. Nasıl işte bilmiyordu? Ailen soyadını bilmiyor muydu? Hayır anneme sonra ben hiç böyle bir şey düşünmemişler mi yani? Yani ya beni kandırıyor artık muhtemelen. Bu talihsiz espriyi yaptığı için zamanında utanıyor. Ben şimdi anladım espriyi. Hayır, biz bir programa katıldık ben de öyle anladım biliyor musun? Konuştular 5 dakika sonra anladım. Ege işte. Evet yani ben sordum çünkü 16 yaşımdayken bu ilk başladı. Sen de geç anladın Ege'li bizim mi peki gibi. Bu kısmı hiç düşünmemiştim. Sonra anlayınca anneme sordum sen bunu bilerek mi yaptın diye. Aa hiç aklıma gelmedi dedi yani bilmiyorum hakikaten gelmedi mi. İsmiyle ilgili ben en tatlı anı Aykut Enişte zamanı Necati abi. Böyle kast konuşuluyor işte bir karakter için. Biri demiş ki abi Ege kökenli olur mu? Onu demiş nereli olduğun ne önemi var iyi oyuncu olsun. Bozamamışlardı Necati abi. Tamam mı abi bakalım ne. Ya bunu biliyor muydun Cem bunu? Anlatmış. Sen de mi bildin? Cem anlatmıştı. Demek 16 yaşından küçüksen sen de. O ara farkında değildin değil mi? Hiç anlamamışım. En son hava muhalefetinde birlikteydik Ege ile. Beraber oynadık. Hemen... Arkadaşımı övmem gerekiyor bir iki konuda. Rolü hem çok zor bir rol
Hem de kolaya kaçarsan en kolay rol işte şey. Biraz tarif et rolünü. Yani Ali aslında siyasi bir figür. Ben de onun sosyal medyasını yöneten ama hiç aslında işte siyasetle falan alakası olmayan, dolar basarak ülkeyi kurtarabileceğine inanmış tatlı bir kızımız mı diyelim. Evet. Kafa bir karış havada filan. Yani çok düz, klasik alırsan rolü çok kolay oynayacak bir rol. Çok basite kaçabilirsin. Hmm. Hemen oynarsın yani. Binlerce örneği var. Ege aldı onu, bambaşka bir şey yaptı ve bizim hayranlığımızı kazandı. Zor yolu seçti. Bambaşka, bu tipin bambaşka bir halini çıkarttı. Ayrıca yani setteki duruşu, hazır gelişi, o set disiplini ahlakıyla... muazzam bir set arkadaşı. Yani buradan kanallara, yapımcılara sesleniyorum efendim. Yani Ege'yi mi oynatsak yoksa şunu mu bunu mu oynatsak diyorsanız veya Ege düşündüğünüz role uygunsa gözünüz kapalı seçin. Bir şey olursa ben iade alıyorum. Onu açıkça söyleyeyim. Hayran oldum sette sana. Çok teşekkür ederim. Bakmayın böyle dediğime, biz aslında küsüz. Bak öyle şimdi. Mi? Tabii ya, aramız hiçbir işte zaman düzelmedi. Bunlar ya. İlk yemek, bak ilk yemek. Gittik oturduk. Çok mutluyum dedi böyle filmde olduğuma. Yani özellikle sizin gibi, siz diyor o zaman bana. Sizin gibi veteranlarla aynı filmde. Ama ben kelimeyi yanlış biliyor olamam. Veteran. Vejeteryan falan mı diyecektin? Hayır. Yok bayağı et yiyordu bu arada. Hayır, ya usta isim anlamında evet, söylüyor evet. Ama veteran tabii işi doğru, yapamayacak olmadı. Seviyeye gelip bırakmış anlamına geldiği yapma. İçin. Bitik batarlarda da veteran. Zaman. Ay jübile yapıyor gibi söylemedim ama ben onu. Hani bu filmi de yapsın. Zaten veteran jübileyi yapmış oluyor sanıyorum. Tabii ben Türkçenin azizliğine uğradım o zaman. Olmadı, İyi bir olmuş. Şey demek istedim. Yani... Ama niyeti çok iyi. Evet. Söylemek istediği şey iyi. İnşallah. Öyle olduğunu düşünüyorum. İnşallah. Hafif. Ben girmeyeyim aranıza da şimdi kavgayı. Hafif bir aylazlığı da var inşallah. Birkaç gün bile konuşulmadı sette. Anlamadım, duyamadım canım falan. Takılır ama öyle şeyler. Bu konuda var mı bir bütün insanların içinde? Ailen de seyrediyormuş galiba. Hadi söylemek istediğim bir şey. Bir gönül almadığı bir veteran da burada falan deyip Mustafa abiyi de. Burada veteran de abilerimin yanında. Ya yani şunu bir halledelim istedim yani ama sen bilirsin. Yo, ben yoksa aslında... uğraşmaya devam edeceğim. Bak, hayır, burada... ben çok güzel bir niyetle söyledim. Tabii ki usta isimlerle birlikte olmak. Ne mesela veterandaki güzel niyetin neydi? Usta isim. Usta isim işte yani artık ununu elemiş, eleğini. Usta isim de bundan sonra. Usta isim veteran de daha bir havalı geldi. Şimdi ilk tanışma ya, hani herkes de biraz kendini daha şey gösteriyor. Usta isim de deme. Duayen filan de. Azına da razı olmuyor. Ege, o öv beni devam. Şey Ali de. Ali İsmiyle hitap et. filmde dublör de kullandı. Aa. Tabii. Arkadan çekimde. Ya şimdi uçaktayız ya abi. Uçağa bir giriyorsun. Yolcular oturuyor. Herkesin orası görünebilir, burası dekor görünebilir. Ya? Gerçek uçak mı? Ya gerçek dekor uçaktan parçalar. Dekor tabii de. Hayır ya, uçağın hassas içinde. O konuda dekoru da söyleyeyim. Bilmiyorum. Oğlum bana neresi dekor neresi değil söyleyeyim ben. Bu konuda hassasiyetim bilmiyor musun? Allah aşkına ya. Uçak dekor mu? Herkes dekor kullanıyor yani. Mustafa abi hassasiyetine hayran kaldım. Sizde de dekorlar falan var işte. Bizim konuda da. Ya orası burası giriyor diye devamlı sete tam ekip çağrılıyoruz. Onun da orada dizisi var. Ya onu bile yansıtmadı sete. Sadece işte bir iki biz konuşurken dinlemelerde omuzdur, saçtır, işte ne bileyim bir kürek kemiğidir falan hep başka arkadaşlardan kullanıldı. Özlem Hanım var. Finansın başındaki bilir mi? Özlem geçti karşıma. Kürek kemiğini mi oynadı Özlem Hanım? Kürek kemiğini oynadı ya. Kürek kemiği dublörü. En iyi kürek kemiği ödülünü aldı. Hay bir de telefon tutması gerekiyordu ya o sahnede. Evet. Kadıncağız bitti yani, bir tane sahneye girdi, kol sürekli havada. Onun elinde oldu. Evet, onun yani. Kolunda ne varsa onu yaptılar onun eline falan, böyle deli deli işler. Bir iyilik yapayım dedi kadın. Evet, tabii tabii yani. Ya gel iki dakika şurada dur demişlerdir ona. Geçirdim. 10 gün telefon tuttu. Peki efendim bütün bu işleri baz aldığımızda hayatınızın buradan başlayalım. Hangi dönemindesiniz, nasıl bir dönemdesiniz sizce yani? Tamamen kişisel ya yani iyi. Gündemi falan. İyi. Yani hayır. Şey Mustafa olarak iyi yani. Memnunsun bu dönemde. Hayır, kendin adına, kendi evet. Kariyer açısından, özel hayat açısından. Özel hayat falan iyi ama şey olarak, teknik olarak baktığın zaman yani aslında konuşabileceğimiz çok şey var. Uykularım kaçıyor. O başka. Yani falan ama yani şey, en azından borcum yok. Müthiş. Başka projeler de geliyor galiba. Ben birkaç duyum aldım.
Sonra konuşuruz reklam arasında. Yeni projeler geliyor. Vallahi orada önümüzdeki fiyat kırmadım dönem. Bak sana geldiyse yok, söyle. Yok yok. Bu patenti sende olan bir şey. Siz nasılsınız efendim? Hayatınızın nasıl bir dönemindesiniz? Duyuyorum komşularınız şahane, komşu ilişkileriniz muazzam. Gelmeler, gitmeler, sohbetler. Ben takip edin efendim Ege Kökenli Instagram'dan, çok eğlenceli. Bu arada Instagram ve X hesaplarımızdan Ali ile aramızda yorumlar yapıp sorular sorarsanız mümkün olduğunca bakıp cevaplar vermeye biz de sizle bu güzel programı, bu güzel sohbeti paylaşmaya olağanca gücümüzle gayret edeceğiz efendim. Instagram ve X'te Ali ile aramızda. Unutmayın. Ona X demeye alıştınız mı? Yok, X de diyorlar, X diyorum. Evet, işte gelmedi değil mi hala ağzımız o? Geliyor. İşte X attım falan gibi bir şey yok. Ha, onu atmadı mı X onu? O öyle olması gerekmiyor mu artık? Ha, ben bilmiyorum onu. Karıştırdım. O kadar girmiyorum işte. Bana X'i, X'te varız de diyorlar, diyorum. Ben merak niye benim foyamı ortaya çıkarttın? Ne yaradı? Çok güvenerek söyledin ya bunu. Artık hani hayatında bu böyleymiş gibi hissettim ben yani. Yok lan X. Oradan tahtayı tutuyor. Yok lan oradan. Yok lan'a geçti lan. Ya. Sever beni. Yok lan oradan. Hayır. La yani la. İç Anadolu. İç Anadolu kökenli. Evet, Ege Kökenli'yi takip edin Instagram'dan. Çok eğlenceli. Bayağı görüşmenize gerek kalmıyor. Her dakika orada. Bir de okuyorsun şimdi. Biraz onu da anlat. Şöyle oldu. Ben aslında ilk yani üniversiteye başladığım zaman bu üniversitede okuyordum ama sonra konservatuara girme kararı alınca ayrıldım işte. Tiyatrodan mezun oldum. Af çıktı. Ben de dedim ki neden olmasın? Geri döndüm. Kaç yıl sonra geri döndün? Şu an reklamcılık okuyorum. Kaç yıl sonra geri döndüm? Ben 2012'de girmiştim aslında üniversiteye. 2014'te konservatuara geçtim. 18'de mezun oldum. Demek ki 5 sene sonra tekrar döndüm. Hayır, bu bölüme 2014'ten sonra döndüm. 11 sene sonra döndüm aynı okula geri. Ben bak, derslere giriyor musun gidip? Evet, haftanın 4 günü tabii bayağı aktif bir şekilde gidiyorum. Yani çok da keyifli. Yalan da söylemez, Instagram'da dediğim gibi takip ederseniz ve okula yürüyorum diye böyle seyrediyoruz. Dakikalarca yürüyor okula. Senin Instagram'ında şey mi, bazısınınki böyle buradan kesiniz gibi oluyor storylerden yukarısı. Evet yukarısın. Aynen öyle. Hayır ya. Aynen öyle, nasıl hayır? Biraz şu an abartı var. Abartı var. Bakıyoruz yani, gir dışarıdan bitirirsin okulu. Maksimum. Gir dışarıdan bitirirsin okulu. Vallahi diploma verilmez sana yani. Evet. En azından vizeleri verirsin yani. Varut Kaykamalı biliyorsun. Tanırım. İşte onun hallice yani ondan. Hallice, tamam. Şimdi adam okuyor. Yok, daha da paylaşıyor. Her şeyi paylaşıyor. Okey, tamam. Oo, ben ne kadar. Yok, her şeyi paylaşıyor. İşte eskiden buralar. Buralar eskiden boştu. Konuştu veteran. Ege'yi haklı çıkardınız be. Benim babam 27 sene sonra aftan yararlanıp üniversiteyi bitirdi. Üzerine yüksek lisans yaptı. Kendi bölümüne geri döndü. O yüzden şimdi bunu yapınca seni çok takdir ettim. Bak. Çok mutlu oldum ben de duyduğuma bunu. Babamın yolundan ilerlemiş oldum. Demek ki doğru bir karar vermişim. Aklın yolu bir. İnşallah ikiniz de doğru karar vermişsinizdir. İnşallah yeni okuyacaklara da bunun ne kadar önemli olduğuna örnek olursunuz diye reklamcılık düşünüyorum. Reklamcılık yapmayı düşünmüyorsun ama tabii ki. Sonrasında. Ya. Yani öyle bir şirket açma al Giray sen sor. Estağfurullah yardımcı olmak. Hayır abi. Al abi gel. Abi tövbeler gel, olsun. Hayır ya. Hayır, şurada bir tane program sunacağız. Çünkü o da soruymuş herhalde orada, ben şimdi anladım. Evet söyle ver, kardeşim sormuş. Şöyle aslında yani hani. Bana da cevap veriyor hakikaten. Orayı anlat, ben rezil ettim beni. Yapmayayım. Ver. Kapat. Ver. Yapmayacağım. Hepinize geyik konuşuyor. Yapmayacağım dedi. Hayır. Sosyal medyada çok hakim konuya, evet, dijitalde. Aktif kullanıyorsun çünkü çok eşdeğer bir şey ona ya, reklamcılık o tarz bir şey. Ya tabii içinde o da olduğu için hani. İzin versek anlatacak. Başlamışken. Okuma yani daha doğrusu şöyle, böyle bir fırsat geçmişken elime ilgi duyacağım bir şey olsun istedim. Çünkü aslında uluslararası ilişkiler okuyordum öncesinde. Puanım tuttu o dönemki, geçmeme müsaade ettiler. Dedim bari kullanabileceğim bir şey olsun. İç tarafını da öğreneyim, yaparım yapmam onu zaman gösterir. Evet. Ben tatmin oldum, sen tamam mısın? Beni hiç ilgilendirmiyormuş konu. Yine öğrenmiş olduk, iyi oldu. Ya şimdi üçünüzün de çocukluğuna baktık, karnaval gibi geçmiş hakikaten. Yani iyileriyle kötüleriyle. Giray'la başlayalım. Bu diğerlerine göre biraz daha sonra başlıyor sende oyunculuk. Öyle mi? Evet abi, futbol oynuyordum ben. İyi sol ayağım vardı benim. Ne oldu sonra? Burada da eskisi gibi değil. Ya şey, sporculuk hayatı biraz bana uzak bir hayat. Yani çok ama fazla. Ama çocukken oyunculukta en iyi partnerin annenmiş. Evet tabii. Yani oradan gelme bir şey var. Sonra spora döndüm ben. Yoksa annemle birlikte başlayan bir serüvenim var. Annem öyle. Şimdi çocukluğundan fotoğraflar da dönecek. Fotoğraf dönmez.
Döner döner. Efendim televizyonlarınızla oynamayın. Bunlar orijinal fotoğraflar. Yapacak bir şey yok. Annem abi işte. Beni böyle giydirip giydirip. Bıyık falan da çiziyor. Padişah falan yapıyordu beni böyle. Evet. Bu da babam bir müzik seti almıştı. Mikrofonla ilk tanışmam. Sonra patlayacak. Bu evet beyazın. Bu ne, bu ne, bir dakika şimdi. Beyazın, Beyazıt Öztürk'ün yani bir ahbabım değil. Beyazıt Öztürk'ün programında skeçleri patlıcan vardı. Patlıcan böyle şişman bir şef yapardı o zaman. Ben onları taklit etmeyi Hüsmen çok Ağa. Severim. Hüsmen Ağa. Bravo. O patlıcan da oradan mı geliyor? Mutfakta onu buldum abi. O yani dekor olarak. Ulan daha iyi bir şey bulabilirmişim şu fotoğrafa bakınca. Makyaj da çok iyi. Evet, annem yapardı. Evet, annen eğleniyormuş belli ki. Kimse eğlenmesi evet, bile. Evet, bayağı travma geçirmişim. Eğleniyor. Şimdi oyunculuğa yoruyoruz ama burada da padişah yapmıştı beni. Sağ olsun. Yersen. Evet, yersen. King of the North. Buradan prense gittik bak işte hayat. Nereden evet, nereye? Oralara da geleceğiz. Oralara da geleceğiz. Bu şimdi da müzik kariyerim. Ege'nin de oyunculuğu ana sınıfına mı dayanıyor? En büyük destek için senin de annen. Ana sınıfından beri yapıyormuşsun bu işleri. Yani 8 yaşımda ilk hani şey olarak dizi. İlk oyunun hangisiydi? Bizde var bilgisi. İlk oynadığım tiyatro oyunu mu? Ha. Çok komik yani 4 yaşındaydım anaokulunda. Ben Anadolu'yum. Yıldız Kenter'inde. Ben Anadolu. Evet hatırlıyorum. Anaokulda onu mu oynattılar? Evet size? Çok tuhaf değil mi sizce de? Ama Ege kökenli. Ve saatlerce ezber. Ben 4 yaşında o kadar çok tam ağladım ki. Yani. Ama zulüm bu çocuklara. Yani. Tabii ki. Çok ağladığımı hatırlıyorum ezber yaparken. Çünkü okumam da yoktu ya. Hani. Yani 4 yaşında oynamak için. Evet fotoğraflar var böyle işte ben. Anadolu kıyafetleriyle askerler falan o kadar hayal meyal hatırlıyorum. Ama alkış olayı beni çok etkilemişti. Çok küçüktüm çünkü. Hani o ışıkların arasında bir anda şak şak beğenilmek, şak. Beğenilmek evet. Evet tuhaf geldi. Enteresan tam karakter rollerinin aranan oyuncusuymuş. Oradan da bir uykucu cüce rolü var değil mi? Evet o nereden geldi? Var efendim bizde var. Bak bak galoşu yanlış yerine giymiş ama bu. Ha bu kafandaki cücenin cüce, şeyi cüce mi? Cüce şapkası. Ay ne tatlıymışsın. Bu tatil köyü ya. Şey annelerin hani uykucu rahat cüce değil mi bu? Rahat otursunlar diye mini kulübe çocukları. Şimdi efendim Ege tabii cüce oynar da Giray oynamaz mı? Giray'ın da var kariyerinde. Hadi canım. Tabii onu da görelim abi, istersen. Abi kız burada 4 yaşındayım diyor. Ben burada 39 yaşındayım. Bak şu kırmızı yelekli Giray. Ya Giray gördüm de şey. Peki bu hangi cüce? Senin neydi ya? Onunki uykucuymuş mesela. Sen sempatik miydi bu? Öyle bir şeydi bu. Bu sempatik mi? Sempatik değil. Sempatik. Rolü yanlış anlamışsın. Öyle bir cüce. Sinirli cüce. Olmayan bir cüceydi bu. Evet. Antipatik miydi? Öyle peki, bir cüceydi. Peki gerçekten dizlerinin üstünde misin? Dizlerimin üstündeyim. Ayakkabıların yarısını kesip koyduk. Yedi de ben yiyeceğini düşünmüyordum. Bayağı yedi. Yemiş. Yedi yedi. İnanılmaz oldu. Etrafındakiler gerçekten boy anlamında dezavantajlı insanlar. Ben orada onlara yaklaştım. Evet. Ya hangi cüce olduğunu demeyeceğim tam, diye de bu kadar uğraştım. Tam net değil mi hangi cüce olacağım? Belli. Hangi cüce olduğunu net değil mi yani? Antipatik. Masalın hangi cüce? Antipatik çünkü bağırıp çağırıyordum diğer cücelere orada. Hmm. Ama sen rolden de memnun değildin. Var bunlar değil mi? Var bunların bir bölümü o evet. Zorla oraya çıkartılıyordum o yüzden sinirli. Var bunlar ne oldu? Kerem'le beraber bu şahane proje ben yaptık, de oynadım. Üçüncü sezon evet ya. Ya onu şimdi söylemek isterim sen bunu söyleyince. Yani buradaki üç mükemmel insanın da oynadığı işleri yazmış olmanın şerefini taşıyorum. Aykut Enişte'yi, Zoraki Misafiri ve Var Bunlar'da Ali abiyle Hakut Hoca'yla bölümünde çalışmıştık. O yüzden de çok keyifli bir dörtlü olduk. Bu neşem evet. De oradan birazcık. Çok yani. Zor bir roldü benim Var Bunlar'daki rolüm. Ali Sunal'ı oynuyordum. Evet. Gerçekten zor gerçekten kendini oynamak. Abi yarım saat çalıştım. Çok zor. Ha? Yarım saat gerçekten çalıştım. Gerçekten kendisini oynaması evet, çok zor. Bir de, yani. Bir de tuvaletim gelmiş oynayacağım. Normalde Ali Sunal'ın hiç gelmez yani. Evet. Tabii. İki hiç. Gün tuttum. Rolü hazır olayım diye. Metot. Metot. Peki çocukluğunda bale de yapmışsın. Niye bıraktın? Çok enteresan şeyler var hakkında. Neden biliyor musun? Gerçeği şu. Kırklareli'de ben doğdum ve orada yaşıyorduk. Çok şans eseri Rusya'dan bir bale hocası gelivermişti Kırklareli'ne. Ve hani küçük yerde böyle bu çok hızlı yayıldı. Ve ne Rus balerin mi diye hepimizi gönderdiler. Bir sene sonra Rus balerin gitti. Bir sene niye durdu ben onu? Bilmiyorum ben de Kırklareli'de. Sorun, sorun bence o. Yani orada Rus balerin gelince ne Rus balerin mi geldi deyip çocukların herkes bale mi yazdı? Evet. Hmm. Çok modern bir bakış açısıymış. Bir deneyi var orada da. Genelde saklarsın ya böyle aman baleye bulaş. Biri bir şeyi kapatmaya çalıştı ama. Bir sıkıntı var onu çözeceğiz inşallah. Oyunculuk ateşi fabrika işçilerinin oynadığı bir oyunun provalarında düşüyor senin içine.
Ha evet. Çok enteresan bir cümle geldi. Neydi o oyun? O güzelim kaymaklı takım, o güzelim kaymaklı dondurma rengi takım elbise. Adana Devlet Tiyatrosu'ndan Emre Alpago gelmişti. O yönetmişti. Fabrika işçileri oynuyorlardı. Kirvem de beni de götürüyordu işte. Ben 6 yaşlarında filanım. O zaman başladım. Çünkü o zaman tabii işçi profili de çok değişikti. Biz 8 yaşından sonra beni Adana Devlet Tiyatrosu'na annemle rahmet babam 15 günde bir giderlerdi. 8 yaşından sonra beni de götürmeye başladılar. O zamanlar demek ki işçiler... Babanla fotoğrafların da dönüyor bu arada. Ay. Onun fabrikasında bir de değil mi? Yok, o... işçiydi babam. Hayır yani işte onun çalıştığı evet. Fabrika. Öyle gide gele. Evet, orada. Sonra okumak istemişsin ama izin çıkmamış galiba. Ama o da şey, hani Güzel Sanatlar Lisesi'ni ben... Güzel Sanatlar Lisesi'nde tiyatro yok. Ya bir de. Ha, ben onu bilmiyordum yani. Sonra işte lise bitti, İstanbul'a geldim. Ha öyle şey yani, benim oğlum oyuncu olamaz izni değil. Yok, yani. yok. Orada oğlum ne evet alakalı. Evet yani Güzel Sanatlar... Ki bir iyi ki de bence olmaması lazım. Yani belki işte dans ya da müzik daha erken yaşlarda eğitilebilir ama yani bence konservatuar, aktörlük dersi yani 20'li yaşlardan sonra falan olması bence daha mantıklı. Evet, çok erkenmiş o yani. Doğru karar yani, verilmiş. Peki babamı gördüm de bir an şey oldum ya. Yani. Değil mi? Yani böyle bir şey hazırlamış arkadaşlar. Ne kadar çok benziyorsunuz. Onu diyecektim. Acayip benziyorsunuz. Ben de. Ben de giderdim. Ay, Prens başlıyor değil mi? İkinci sezon geliyor. Başlıyor. Başlıyor abi. 4 Aralık'ta başlayacağız. Sete girecek. Kerem'le işte. Beraber. Kerem'le beraber son 2 bölümü yazıyoruz şimdi. Ön hazırlık başladı. Devam ediyor. İşte 4 Aralık'ta setine gireceğiz. Herhalde 6 hafta falan çekeceğiz. Şubat sonu da ikinci sezon tahmin ediyorum yayınlanır inşallah. Sağ salim. Senin yazarlığın daha önde aslında oyunculuğundan galiba. Bayağı bir şey yazmışsın. Evet. Ya halen benim için bir şey yazmak oynamaktan daha keyifli her zaman. Çünkü evet, bütün biz o de heyecanla bekliyoruz. Aynen. Bir şey yazacağım da. Yazacağız. Aylar ya. Oldu konuşalım. Bunları konuştuk abi ya. Bunları halledeceğiz. Neyse Prens'i yazdım. Ben sonra daha ucuza oynarım. Hayır ya. Zaten abi direkt ikinize giderim yani. O şeyi kaçırır mıyım ya? Direkt aynı rolü ikinize gönderirim. Evet. Otururuz. Oradan bakacağız artık. Vallahi yap bir şey yap. Yapacağız, bize yapacağız. Bir şey yap. Peki ilk yazdığın metin var mı? Galiba banyo korkusundan, banyo sevmez biri olduğundan çıkmış bir metin. Evet. Aklını mı söyleyebilir misin? Benim hayattaki. Dörtlük evet. Tam söyleyemem. Annem her zaman söylüyor da. Sokaktan geldim eve. En güzel oyun evde. Neydi? Koy topu kapıya. Koy topu kapıya. Haydi doğru banyoya. Evet. Bunu İçgüdüsel bir uyak. Kovalanırken bunu söylüyormuş. Bu şiiri okumuştum anneme banyoya öyle çıplak çıplak koşarken yani. Kaç yaşındaydın bunu söyledin? Vallahi herhalde 5 yaşında falandım. 4 ya da 5. İlk bunu yazdım. Evet evet. Abi, ben kime bak 4 yaşında ilk dörtlüğünü yazıyor. Öbürü Ben Anadolu'yu oynuyor. Ben 4 yaşımı hatırlamıyorum abi. İnşallah iyi bir şeyler yapmışımdır ben de 4 yaşında. Asıl veteran bizmişiz yani. Orada bitirmiş her şeyi onunla. Şimdi sen prensi oynuyorsun ya. İnanılmaz bir prens bu arada kendisi. tabii o cüceyi oynadı. Sen aşağı kalmadın cüceyi oynadın. Sen prens oynarız mı oynayamaz mı? Oynamaz mı ya? Tabii prens oynadı. Romeo ile Juliet oyununda Verona prensini oynamış. Prensini. Ben de şunu merak ediyorum. Mesela senden Juliet rolünü kim aldı? Tanışmak istiyorum. Ya da sen neyi bu kadar yanlış yaptın da Juliet'i başkasına gitti. Yani tek ayak üzerinde durmak yerine. Ya ben hem Madame Capulet'ydim hem Veron prensiydim. Müzikaldi bu. Şimdi müzikal olunca benim Juliet'in şarkılarını söyleme ihtimalim. Daha mı yakın hani buldun? Sizce var mı? Yok, o yüzden de bana Juliet şarkı mı söylüyor? Yani evet. Müzikal hale getirdik. Lise şeyi ha, bu. Eyvallah. Anlamadım ben. Türkçe şey çarpılı falan zannettim yanında. Fransızca oynamıştı. Fransızca mı oynadınız? Evet. Ya ben Fransız lisesinde okudum. Eyvallah. Orada bir Fransızca tiyatro kulübü vardı. Müzikal yapılıyordu her sene. Juliet'imizin muhteşem güzel bir sesi vardı. Nisan diye bir arkadaşım. Yoksa ben tipten değil yani. Tipe baksalar Juliet sensin. Yok çok çok güzeldir o da yani. Onunla alakası yok. Ben tamamen sesten Veron Prensi'ne çok uygun gözüktüm. Hocanın gözünde. Yani müthiş bir combo olmuş ama. Yani dünyanın en İngiliz oyununu Fransızca oynayarak onu da prens olarak oynamak. Zaten oyunu Fransızca'ya çevirince prens de böyle olması gerekiyor. Gerekiyor zaten muhtemelen. Öyle bir çeviri. Anlaşılır ya. Bir reji oldu. Şimdi oturdum. Derece çevirmişler. Güzel ama gerçekten. Güzel. Hatta sormuşlar da oyunun sonunda. Fransızca nasıl olsa kimse anlamıyor.
dinleyenler alt yazı, alt yazı var ama. Biliyor. Alt yazı koyuyor. Evet, o da doğru. En azından oyunu çalıştıranlar biliyor ne dediğini yani. Öyle bir Fransız hocamız, kitle. Fransızca hocamız zaten veriyor. Alt yazı var veliler için. Ama oyunun sonunda ben Madame Capule ile selama çıkıyordum. Ve sormuşlardı, Veron Prensi'ni oynayan çocuk hastalandı mı, bir şey mi geldi başına diye. Beni üstelik erkek zannetmişlerdi daha da fenası. Sen tabii merhabalar diye girdiyseniz. Ben böyle Vudeto Veron falan diye girince bir tuhaf oldu. Öyle de iyi oynadım diyorsun rolü yani. Fena değildi peki bence. Peki Juliet'i almayınca bu sende hırs yaptı ve ben ünlü bir oyuncu olacağım dedin ve ünlü bir oyuncu mu oldun? Yok estağfurullah. Bu cümleyi bir daha kuramam. Buna vereceksen ver cevabını. Yani Juliet tabii ki oynamak belki isterdim ama yok bilmiyorum, o kadar güzel oynuyordu ki arkadaşım. Hani çok da böyle içim yara olmadı. Yani Mustafa ile benim olayım gibi biraz. O kadar iyi oynuyordu ki benim de içimde kalmadı rol gibi. Ya evet. İyi ki onun olmuş rol dedim ben de. Evet. İnsan öyle hissediyor bazen. Birazdan bana bir şey çatlayacak ama çok merak ediyorum. Güzel bir şey söylemeye çalışıyorum. Niye ben becerim? Niye herkes benden İşte benim veteranım gibi gördün mü? Neymiş? Benim veteranım gibi gördün mü? Yani konuyu da kendi açıyor bak gene durup durup. Peki Giray. Değerli eşini tanıyorum biliyorsun. Cansu'yu. Hı-hı. Buradan selamlar olsun. Seyrediyordur diye umuyorum. Seyrediyordur. Seninle ilgili ufak tüyolar verdi bize. Ve İstanbul'a geldiğin ilk yılları anlatmanı istedi. Çok merak ediyormuş. Bayağı maceralıymış. Ben de bilmiyorum. Yıl kaç? Neydi bu macera? İstanbul'a 2006... geldi. Nereden geliyorsun? Kaçta geldim ben ya? 2007. Tamam. 2007'de geldim. Geldiğimiz gün Ozan diye bir arkadaşımla geldim. Bir telefon verdiler bize. Dediler şuna gidin, onlar bir iş yapıyorlar, medya işindeler falan. Biz eşyaları Büyükçekmece'de eve koyduk, arabaya bindik, gittik. Kapandı şimdi, o yüzden sonra Starways Ajans diye böyle yıldızlı mıldızlı bir yer Gümüşsuyu'nda. Girdik. Bunlar da Güvenli Hayat diye bir program yapıyorlar Fox TV'de. Orada da işte eve hırsız girerse ne yapmanız gerektiğiyle ilgili falan şeyler anlatılıyor programda. Dediler ki böyle tavuk yiyorlar, bütün bir hindi hatta. Öyle büyük bir tavuk hayatımda görmedim ben. Masaya gazete sermişler. Üç kişi böyle. Bir yandan içiyorlar, bir yandan tavuk. Kardeş dedi yazıyor musun? Yazıyoruz abi dedim. Tamam dedi. Şimdi 8 bölüm yarına getirin bize dedi. Yarın başlayın. Sen hırsları kovduk bugün dedi. Abi biz bir mutlu olduk. Ben İstanbul'a gelip bu kadar hızlı ünlü olabileceğimizi. Yani diyorum ki yarın ünlü oldunuz. Tabii yani bugün yazıyoruz. Yarın oynarız onu falan. Öyle mutlu olduk. 8 oldu bölüm yazdık yazdın? O gece. Ertesi gün gittik, dükkan kapalı. Yani program o gece 12'den sonra kalkmış. Bunlar vergi borcum var, taşınmış. Her şey gitmiş. 8 bölüme böyle kalmıştık Starways'in kapısında. Ertesi bir gün. Bir gecede yazdınız 8 bölüm. Ondan da 8 yıl sürdü işte sonra tanınmam. Yani o günden oldu dediğim günden. 8'in sende bir uğru var yani. Tabii. Oradan sonra çok uğraştık ya. Yani. Çok zor geçti hakikaten. Başka? Bu mu? Gelişteki büyük macera. Ha ne olsun ya. İlk günüm bu. Ne bileyim bir dekor. Adam İstanbul'a gelmiş. Sonra anlatayım. O evden çıktık bir 6 ay sonra. Beşiktaş'ta bir ev tuttuk. Vişnezade Mahallesi'nde. Çok kısıtlı paramız var. Ya yok paramız aslında. Olduğuna iknayız sadece. Küçücük bir paramız. Bir emlakçıya girdik. Var kardeşim bir ev dedi. Böyle Vişnezade'de bizi bir sokağa çıkardı. Ya, yalan olmaz 600 yıllık falan bir ev herhalde o. Abi ev böyle sokağa yatmış. Önüne düşmesine iki demir çakmışlar eve. Ev böyle duruyor. Ha onun biz... farkındalar tehlikeli tabii, tabii. Yani. Abi dedim bu yıkılır. Kardeş dedi o kadar eski ki ev. Yani üstünüzü temizleyip çıkarsınız buradan dedi deprem olsa. Öyle ikna etti bizi. Girdik bir senede o evde yaşadık. Çok parasızlık tabii. Çok zorluk. Ama orada şey de var ya. Ailemizden destek alabilirdik ama. İşte o şey var ya biz bir bayrak açtık ve evet. Bir kere elinde 8 bölüm dizi var ya. Dizi var. Eren bir yere. Yine bir yıl geçmiş ama program dönebilir geriye. Güvenli Hayat. Çok evet, yazı yazdık. Yine acıkıp tavuk yiyecek olurlarsa. Çok yazı yazdık. Ev arkadaşım çalışıyordu, iş buldu. Ben yazıyorum, o çalışıyor. Böyle garip bir ilişkimiz var. Sabah ona kahvaltı hazırlıyorum, işe gönderiyorum. Hadi canım görüşürüz falan filan. Ya. Ben bütün gün evde yazı yazıyorum. O paramızı kazanıyor falan. Çok. Evet, Cansu bunu anlatmanı istedi herhalde. Cansu tam ne anlatmamı istedi? Ya daha kıvıramam herhalde. Hayatım varsa bir şey söyle, anlatalım yani burada. Ege'de 11 yaşında ilk setlerle tanışmış değil mi? Biraz... En iyi arkadaşım dizisi. Yok aslında 8,5-9 yaşındaydım ilk. Çok kısa süren bir dizi vardı, Şansa Bak diye, böyle konuşan bir köpek vardı falan. Öyle başladım. Ya o kadar kısa sürmüş ki onu bulamadık yani. Evet, yok ben de arasam bulamam. Tamam bir görelim VTR'sini. Eyvah. Bakalım senin 11 yaşındaki halini. Nasıl ponçikmiş. Şans.
Santalis, Rimanzos, Plentos. Şu yüzüme bak ya. Çok çirkinim. Hiç de çirkin değilsin. O kadar güzelsin ki sivilce bile yakışıyor sana. Hem ne demişler? Güzellene yakışmaz ki. Ya sen hala ne güzelliğinden bahsediyorsun Cino? Suratımı pizzaya çevirdin. Dur canım. Moralini bozma. Hemen hallederiz. Santerikus histos. Olmuyor, yapamıyorum. Yanlış kelimeleri söylüyorum herhalde. Beceriksizsin işte Cino. Ya yarın da matematik sınavım vardı. Ben bu halde nasıl gideceğim okula? Evet. Yani senin küçüklüğünü görelim dedik ama tabii Hamdi Alkan'ı da gördük. Evet. O da bayağı değişmiş. Zayıfladı ya. Evet. Sen de daha sağlıklıymışsın küçükken. Ne anlamda? Kaç? Orada 11 yaşında mısın? Kilo, yanak. 12 yaşındayım bence orada. Tam liseye başladım. İlla bizi bozacaksın. 11 yazmışız artık. Tamam, liseye 12 senin nasıl için. Liseye? İşte ben çok yani 4 yaşında ana sınıfına gidince 6 yaşında 1'e gittim falan derken 12 buçuklarda liseye geçmiş bulundum. Abi hızlı bulundum. Bitirmiş bak 4 yaşında ben Anadolu. Ondan sonra tabii, hemen tabii. Fransızca Shakespeare oynadım. Orada 8'de Shakespeare'i yazarsan veteran. 14 yaş. Şimdi reklamcılık. Tamam. Ondan sonra rektör. Rektör. Daha böyle sağlıklı çıkmışsın orada. Tabii ama yani tatlı, ergenlik. Hafif tombik bir çocuk muydun? Evet. Ya öyle çok değil ama evet biraz. Şimdi de dikkat etmesen. Şimdi spor yapıyorum bu ara. Evet çok, çok spor yapıyor ya. İnançla gece başladım. Gece gündüz spor yapıyor. İnsanı kendinden soğutuyor. Evet madem bu görüntülere geçtik. Ferdi Tayfur ve Müslüm Gürses hayranlığı var değil mi? Evet. Aşırı aynen. Derecede. Aynen. Nereden geliyor bu hayranlık? Adana'dan. Değil mi? Yazmış burada Çukurova'dan mı geliyor hayranlık diye. Müslüm Gürses'e de bir benzerliğin var. Bir tane fotoğraf paylaşılmış. Boyum tutsaydı ben oynardım da. Gerçi güzel oynadılar da benim boyum tutmuyor Müslüm. İşte fiyatı yatkırdıysa. Aa, bakar mısın? İnanamıyorum şu yani an. Yani biraz abi. Daha Latin havası var ama burada. Torbacı. Yani, öyle. Tamam ama yani şeye de... taklite ses tonuna falan da çok hakimsin herhalde bu kadar hayranlık olduğuna göre. Yok değil yani. Ya işte ama tanışmışsın galiba. Bir defa gördüm. Çok heyecanlandım. Resim çektirdim işte. Fırat'la beraber gittik. Fırat Tanış'la beraber. Hı. Çok da deniyor gibi duruyoruz böyle. Tam da bundan bahsediyordum. Sen ne zaman bilememişsin. Bu? Yani sene kaç hatırlar mısınız? 2011 falan herhalde. Ama Fırat Tanış da çok tuhaf. Çok, ya, çok heyecanlandım. Evet, çok heyecanlı olduğunuz belli ama. Ya, adam. Harbiden. Sen sol elle arkadan cüzdanı götürüyor gibi. Ondan heyecandan çalmışım abi. Yanlış yanlış aldım. Abi ilk işimizdi diye. Kusura bakma. Seviyoruz abi. Şunu takdim edeyim. İyi, peki... Şimdi yani oynamak ister miydin dedik. Evet geçiyoruz var bunlara. Devam edecek mi ne olacak? Valla biz çok istiyoruz. Ne kadar sevdiğimizi de işi sen biliyorsun. O yüzden de biz devam etmesini çok istiyoruz. Bazı şartlar işte şurtlar kanallarla aralarındaki iletişim. Onlar oturursa bizim zaten 7-8 bölümümüz şimdiden hazır. Hı. Hemen onu bitirip çekimine girebiliriz yani. Çok çok değerli bizim için o dizi. Şimdi bir reklama gideceğiz. Sonra elimizde belgeler var. Onlarla geri döneceğiz. Buyursunlar efendim reklam. Şimdi Müslüm Gürses'ten bahsettik. Ferdi Tayfur hayranlığın da evet, biliniyor. Evet. Bir de onunla dizide mi oynadın? Evet baba oğlu oynadık. Oğlunu oynadım. O nasıl bir duyguydu? Vallahi güzeldi. Peki falan. Hayranlığın yani o kadar hayran olduğun gibi tanışınca da devam etti mi? Ben ilk gördüğümde şey titredim yani. Şimdi VTR'si var dizinin bir onu görelim abi üzerine konuşalım. Buyurun. Mehmet Emin. Buyur baba. Al bacını gidin buradan. Eğer kaçmasına izin verirsen hepimizi yarın kahvede selam almayacaklar baba. Sunan'ın yaptığını kimse unutmayacak. Gideceksin Mehmet Emin. Benim oğlum sen kız kardeşini alıp götüreceksin. Bu gece yarısı. Olmaz baba.
Şunlar mühendisin tepesine binerken sen de aralarında mıydın? Abi anlattı Cengiz abi. Yanlarında mıydın diyorum sana? Konuşsana lan! Yoktum. Ama çarsalar 5 dakika düşünürüz. Mehmet Emin. Hadi bin gidiyoruz. Mehmet Emin hadi sana dedim. Ben gelmiyorum baba. Gel. Evet. İlk sete geldiniz veya öncesinde okuma provası. Evet orada tanışmıştık. Sonra Ferdi abi çok çok değişik bir adam. Yani şey olarak. Yine el ayak titredi tabii. Ya, sonrasında alıştım. ama yani mesela Antep'te Ferdi Tayfur sokağa çıktığı zaman trafik falan duruyordu abi. Yani. İnanılır gibi değil yani. Kaç yıl orada abi? Mı çektiniz bir de? Halfete'de çektik. Kaç yılı abi? 2007-2008 falan olması lazım. O zaman işte ondan sonra zaten Zeynep'in 8 gününü çektim Cemal abiyle. Fadik'le beraber oynamıştık işte. Ama tabii onlar starlar abi. Şimdi o ya bizim şey gibi değil yani. O çok daha değişik onlar yani. Ama muhabbeti falan abi kardeş gibi devam etti herhalde. Tabii tabii ben şarkı falan söylüyordum Ferdi abiye. Onları yapmışlığım var yani. Büyük şans ama canlı ondan öyle dinlemek abi falan. Ne güzel. Evet sen de anca benle oynadın. Olur mu seve seve. Senin de Güldür Güldür'le Var Bunlar beraber gidiyordu bir ara. Hı hı. Orada da değişik set hallerin var. Onlarla ilgili de çeşitli fotoğraflarımız var. Onları da görebiliriz. Evet. Neler çektin? 2 iş birden olunca nasıl oluyor yoğunluğu? 3 iş olduğu da oldu. Öyle mi? Ben çalıştıkça mutluyum. Yani o anlamda ne kadar yükleme yaparsam o kadar hoşuma gidiyor. Yani o zaman çok kendimi var hissediyorum. Ama oynayana kadarki dönemde yani daha sahneye çıkmadan önce bir koltuk, tekli koltuk, üçlü koltuk, ikili koltuk, sandalye ne bulsan uyuyordun. Ne bulsam uyuyordum. İşte o çok yorgun olduğum zamanda aynı anda senaryo yazdığım zamanda. Bak üstünü de örtüyorlar. Evet. Yani o kadar her yerde uyudum ki. Yani çünkü oynamakla kalmıyorsun, yazıyorsun bir de. Beyin de yoruluyor. Saat 3'e 4'e kadar gece yazıyordum. Sabah sete gidiyordum 8'de. Bütün günü tamamlıyordum. İşte biraz uyku, 3 gibi gece tekrar kalkıp 3 saat daha yazıyordum falan. Böyle tahta tabi. Ona göre kazanıyorlar ama. Tahta yani. Para oluyor musunuz ya? Böyle anlattığına bakmayın bunu. Sonra arsa marsa. Hayır, sonra çünkü birbirimize baktık yani. Wow. Ondan sonra arsa zengin diye konuşuyorlar. Tabii bu basında çıkan haberler de bu işin bir cilvesi. Tabii ki Ege'ye döneceğim. Mesela Ege bundan nasibini alanlardan. Hayır. Benim de çeşitli nasibini almışlıklarım vardır. Bir kulak operasyonu mu var? Senin anlattığın hep. Var. Ama bu derdim kulak operasyonu değil, geçmiş olsun. Ne o? Niye yaptırdın? Neydi? Ya ben biraz kepçeydim. Evet. Öyle çok büyük bir derdim de yoktu. Ama vallahi gerçeği söylemek gerekirse böyle ters ışıkta setlerde saçımı toplatmak istemiyordum. Çünkü pes pembe oluyordu kulaklarım yani o ışık vurunca arkada. Bir de kızarıyor muydu? Bir de yani? Kızarıyor tabii. Yani öyle de öyle dedim. De tatlısındır. Böyle çok aşırı da olmadı. Bak yine bu da ittiriyor arkadan. Yine böyle biraz duruyor. Ama. Evet. Ya önemli olan bu değil. Geçmiş olsun. Nasıl gönlünden geçiyorsa öyle şey yap. Ama çıkan haber evet. Şey değil mi? Yanlışım varsa düzelt. Ege kökenli neresini küçülttü mü? Evet. Böyle bir başlık atmışlar. Ege kökenli neresini küçülttü? Ya. Başlık bu. Mecbur, tıklayacaksın artık. Mecbur bakacaksın şimdi neresini küçülttü bunu. Onu göstermiyorlardır. Çok yani. Zalimler tabii. O konuda ya. Her vatandaşın merak ettiği bir konu. Böyle yapınca haber değeri mi oluyor? Nedir bu? Herhalde öyle oluyor yani. Clickbait. Ben de gördüğümde değil mi? Clickbait şaşırdım. Dedikleri bu yani sadece başlıkla evet. İçeriye çekmek için yapılan. Peki şeyler. Ege'nin varmış böyle sizin var mı böyle neresini küçülttüğü gibi ya da ne bileyim. Benim var. Haber. Benim öyle de mi? Var. Ne var ha? Dekorda uyuyor falan. ha öyle. Yaşını küçülttü. Var mı öyle çıkan haberler bildiğin? Ya ben arsa tane... zengini var bir tane. Hayır, onu biliyorum. Yani. Ben bir tane röportaj yapmışlardı. Orada da bir araba laf anlattım işte yazarlıkla, çizerlikle ilgili. Bir tane de oyun yazmıştım orada, tiyatro oyunu. Onda da böyle bir akıl hastanesinde geçiyor. Ya korkunç bir şey dedim yani insanın dedirmesi. Korkutucu bir şey. Bir çıktı şey röportaj. Eyvah. Delirmekten korkuyorum. Ya ben onu da soracaktım. Böyle de bir fotoğrafım var deli gibi. Onlardan seçmişler. Ben hastaneden kaçıp oyun yazıyormuşum gibi olmuş haberi okuyunca. Ya onu mu anlattım ben orada bir ton şey. Korkmuyorsun yani. Ya herkes korkmalı delirmekten de. Durup böyle delirirsem ne olur diye düşünmüyorum yani. Korkuyorum yoksa bir sürü şeyden korkuyorum.
Neden korkuyorsun mesela? En çok korktuğun şey ne? Yani, bir de Gireğin inanılmaz anketleri olur. Yani şu mu şu mu gibi soruları olur. Ama programda inanılmaz gerçekten. Gerçekten inanılmaz. İnanılmaz oyunları var. Uçaktan var mı korktuğun abi, bir şey? Uçak mı? Uçmak, yani yüksekten mi yani? Yüksekten. Yükseklikle ilgili şeyi çözdüm. Yani biraz o konuda çok araştırdım niye korkuyoruz diye. Şeymiş. Akyasın geliyor değil mi? Açıklanan şu. Evet, beyin her yükseklikte aşağı atlama fikrini hemen öne getiriyormuş ve evet, merak ettiriyormuş. Düşsem ne olur, atlasam ne olur? Ya zaten o da onu durduramamakla ilgili bir şey. Yani çok saçma görünüyor ama bir gün ya durduramaz da Cevahir'den atlarsam diye korkmuyorum ama o bakma işi yani böyle yani AVM'de buradan düşsem çok kötü olurum evet, korkusu. Evet, cansız bir şeyler alırken dur bakayım lan nasıl olacak falan. Öyle bir şeyim yok ama vallahi korkumuzun nedeni oymuş yani. Peki Cansu ile ilk tanışmanızdaki kıyafetin çok konuşuluyor. Niye? Niye o kıyafet? Çünkü bir dizi çekiyorduk ve ben setten çıkmıştım. Yani kertenkeleyi oynuyordum orada yani öyle bir tipi oynuyordum. Öyle tanışmış kızla. Evet evet. Böyle Süheyl Uygur'un giydiği şeyler vardı ya. Senin kertenkele seni. Şahane pazarda. Leopar takım evet, giymiş. Leoparlı bir takım giyiyordum. Cansu da o gün sete gelmişti. Merhaba merhaba falan. Sette tanıştınız oldu yani. Tabii tabii. Ha, tamam canım ama sen de öyle bir sordun ki yani adam. Ne olur. Ben randevuya öyle gitmişim. Ya şu. Evet. Bak doğum gününde de yaptırmış. Doğum günü mü evlilik yıl dönüm? Ha, bekarlığa veda. Bekarlığa vedasında Cansu bunu yaptırıp bunu koydurmuş kapıya. Evet. Emin misin diye. Yani kendini vazgeçirmek için her şeyi yapmış olmamış. Bunu gördüm gene de evlendim. Çok seviyorum. Kim gördü Cansu'yu? Evlendi? Ben. Yani şunu yaptığını lan, gördüm o, gene seni de. Seni böyle görüp evlenmiş. Yok. Onun seninle evlenmesi sen evlenmişsin. Çok kötü. Allah Allah. Bir de ilk gördüğünde fal mı bakmışsın? Evet ya çok kötü. Hatırlıyor musun o falı? Hatırlıyorum tabii. Yani çok hoşlanmıştım ondan. O yüzden de böyle ilgisini çekmek için kahve içer misin falan dedim. Hayır dedi. Gittim kahve getirdim falan. İç ya. Fal bakayım. Biliyor muydun fal bakmayı? Yok canım. Abi kalemi kuvvetli adamın. Tabii. Dur bakayım. Çok kendimi afişe ettim ama. Direkt böyle aa burada biri var falan. İsminde G var, Y var burada falan. Burada biri var mı? Aynen. Burada kendimi işaret ederek isminde Y var falan filanlar. Kıyafeti falan. Acıdı tarif, önce yazıp tarif bana ettim. Sonra. Yapar seviyor. Kıyafetim değişmişti o sahnede benim. Daha kötüsünü giymiştim. Öyle fal bakıyordum. Vay be. Nereden nereye? Teklif ederken de Amsterdam Havaalanı'nda mıymışsın? Yok, müzenin önünde. Hangi müze? Yüzüğü kaybetmişsin öyle mi? Rembrandt Müzesi. O şeyde ya. Yüzüğü aldım buradan Amsterdam'a gideceğiz orada teklif edeceğim. Yüzüğü de böyle şeye koydum çantada küçük bir yer var onu da nedense bagaja verdim. Yani üstümde olmasın ki düşermiş her görünür diye. Şirpol'de indik. Herkes valizini bekliyor. Benim valiz geliyor. Öndeki o cep açık geliyor. Eyvah. Aa, valize konur mu? Gerçekten. Paketlemiş ya bir tanesi. Şey işte şuursuzluk. Yani üstümde hani bir şey çıkarırken düşer diye korkumdan valize verdim. Ve böyle açık şekilde geliyor. Benim sol kol kendisi oynamaya başladı. Hani çaktırmıyorum da. Aa valizin açılmış dedim. Evet dedim valizin açılmış falan. Aldım şöyle çaktırmadan kapadım. Koşarak tuvalete girdim. Açtım geçmiş kutu olsun orada. Dedim namussuz kutuyu da bırakmış hani yüzüğü alıp. Açtım yüzük içinde. Aa. Ya ya bir erenlere ermiş birine denk geldim orada ya da ya da yüzük çok dedi ucuz dedi ki sadece abi bak ya da yüzük, yani yüzük olduğunu anlamadı o kadar küçük. Bu ne halkası lan böyle deyip koymuş olabilir. Bir dolandırıcı sanmış olabilir. Kim zannettiyse çekmemiştir. Havalimanına alarma geçirip çok korkmuştum o gün. Buldum onu tuvalette. Yer bulamadım. Amsterdam'da bir yerde teklif edeceğim ama bulamıyorum yer bulamıyorum. Müzisyen yani aradım. Yani kaçıncı günü şeyin? Üçüncü gün oldu artık. Döneceğiz ya yarın. Şeyde dedim yanında. Allah'ım bitmedi etmeyeyim bari yani bulamadığım yer madem. Bu bir işaret mi acaba? Üçüncü gün hep müzisyen aradım abi bir gitarist bir şey olsun diye. Bulamadım. Rembrandt'ın orada. Refa, öyle bir refa ermiş ki şehir. Yok öyle para ihtiyacı olan kimse yok. Tam böyle aman dedim ne olacaksa olsun Rembrandt'ın orada diz çöktüm. İstanbul olalı çalıyor. Klarnet bir yerden. Dedim ki halüsinasyon görüyorum herhalde ben. Arkadan bir yerden geliyor. Abi iki tane Bulgar müzisyen varmış orada çocuklar. Beni Türkçe konuştuğunu görünce yalandan arkadan girdiler. Yani tam denk geldi. Ondan sonra 20'şer euro verdim. O zaman euro 3. Böyle attım. Al dedim kardeşim be falan. Çok güzel ne dedin? Denk geldi. Eğildin mi? Çöktün mü? Eğildim çöktüm. Dizlerim bağ çözüldü. Yani peki Hollandalılar ne yaptı? Bilir. Hollandalılar ne yaptı etrafta? Oh very nice falan filan onlara ne olacak öyle şekil olsun. Onlar bir fotoğraf çekiyorlar. Olsun. Yağmurlu bir hava bir de. Allah'tan öyle çok kalabalık toplanmadı orada. Hani o gererdi beni çok.
Üngür üngür ağladım. İnsanın siniri bozuluyor ya. O kadar sahneye çıkıyoruz, bir şey olmuyor orada. Ben çok seviyorum seni falan diye salak salak. Ben ağladım. Cansu ben ağlayınca ağladı yani. Ondan önce ben ağladım. Sana üzüldün. Bana üzüldü. İdim bari. Sen yani teklifi kabul etmezse diye bari acısını kabul etsin diye mi yaptın acaba? Acıma acıyıp evlenir mi benimle acaba diye. Tamam. Tamam üzülme diye. Yavrum sağ olsun dedi, kabul etti. Evet kabul etti. O gün bugündür. Mutlusun. Haftaya boşandık falan öyle bir şey. İkinci ev dediğimizi anlatayım ben. O gün bugün abi. Düğün falan her şey oldu ya. Mutluluklar diliyorum teşekkür size. Teşekkür ederiz efendim. Senin nasıl oldu evlilik teklifi, var mı enteresan bir şey? Yoksa profesyonel miydi ben beyefendi? Ben şimdi söyleyeceğim, izliyordur Lior'da, biraz bozulacak ama biraz kıskandım. Hiç ben Amsterdam'a falan götürülmedim yani. Setten çıktım çekimden. Aa. Eve geldim. Ondan sonra ışıklar falan da kapalı böyle. Tam da anlayamadım. Hiç anlamadım hatta. Üstüm başım da yani çok böyle pijama variydi falan. Setten pijama ile geldi. Aa, Lior'da bir diz üstüne çöktü. Onu da o an anlayamadım. Yani bir beklemedim mi bilmiyorum hani diz çöker falan. O değildir diye mi düşündün o an? Anlayamadım gerçekten. Ha. Abi 12 yaşında çünkü... lise, bu yaş evlilik. Tabii. Ama abi, ben diyorum sana. Ama çok ya, ben tebrik ederim. O anlamda söylüyorum. Evlenmek için ama çok küçük değilim ya. Küçük müyüm? Değilsin canım ya. Ben yaşınız kaç yaşında evlendin? 29 yaşımda evlendim. Gayet normal. 28. Abi kaç yaşındasın? 30 yaşındayım ben. Hadi ya. Evet ama çok sevindim. Geçen gün üniversitede biri de bana kaç yaşındasın sen dedi. 30 dedim. Yok be 18'sin dedi. Çok mutluyum. 18'sin dedi yani. Hani o abarttı da yani. Ona ben evliyim de. Yürümüş ona ben evliyim. Evet birkaç daha aynı yorum yaptı. Karanlıkta çöktü. Ben yani çok sonra algılayabildim. Böyle lap diye mi çöktü? Evet bir hızlı bir çöküş oldu. Gitti diz değdi. Efekti soruyorlar bunu merak ediyorum. Hala böyle tedavi. Çok ekstrem bir şey yoktu. Yani tabii ki hazırlamış canım benim, çok güzeldi. Ben de sonra çok duygulandım falan. Ne hazırlamış? İşte böyle ortam yani. Bulgar klarnetçi evi. Klarnetçi yoktu ya. Seni aramış. Benim çocukların telefonunu vermişsin. Mutfaktan en yakın arkadaşım çıktı. O da ağlayarak. Meğersem o da organizasyona yardıma gelmiş orada aradan böyle. Tatlıydı ya, güzeldi. Ne dedi? Benimle evlenir misin dedi. Hayır, öncesinde bir konuşma yok mu bu hayatı seninle birlikte bilmem ne falan? Yok. Direkt yani, evlen benimle dedi. Benim evlenelim, evleniriz mi gibi bir şey söyledi galiba. Evleniriz mi falan? Sen de he mi dedin? Hayır ya, ama güzel söyledi yani ama ya, çok uzun bir speech yoktu başında. Bize acıyın ya valla, erkek için o an yani çok... Bence garip, zaten çok kızlar teklif etmeli abi. Çok daha güzel, çok daha iyi, çok yaparlar daha yaratıcı yani, olur ya. Kızlar için de çok enteresan. Yani tabii, çok muhakkak. Şey bir an, duygusal bir an. Evet. Ya biliyorsun sonuçta hani evliliğe giden bir ilişkin olduğunu ama o an yine de şey oluyor. Ya kabul edilmeme videoları var ya, kanım donuyor mesela onları izlerken. Bazen karşıma çıkıyor. Yani, yapıp gidiyor kız. Evet, yalandan ağlıyor. Kanım donuyor ya. Hiç o kadar korkunç bir şey tahayyül edemiyorum. O organizasyonda böyle kalmak kadar kötü bir şey. Ben Amsterdam'da kalsaydım öyle kapatır giderim. Herkes Amsterdam. Yani şey olmazdı. Sen ama... o yüzden mi oraya gittin? Ne olur ne olmaz. İlk uçakla oradan Lübnan'a, oradan kaçacağım. Ama kimse aramıyor ama kimse aramıyor. Sen kaçıyorsun deli gibi. Ama arkadaşlarını topluyorlar ya abi, yapıyorlar evet. Bir kız hayır diyor. Orada abi kalmak çok emin tatsız, oluyorlar. Çok tatsız. Allah kimsenin başına vermesin. Çok zor iş. Bir de hiç mi emin değilsin bir adam onun oraya kadar getirdin o işi? Yok yavru, tezgaha getiriyorlardır canım. Yani o kadar da evlenmeyeceğini kızın bilmiyorum. Arkadaşları diyordu. Hadi tam aynen. Zamanı falan. Evet, aynen, şey aynen. Olabilir şimdi ya. O yaptırmasını şimdi çıkart. Ha, benle çıkmaz da belki evlenir, teklif edersem kabul eder. Ne kadar ciddi olduğumu anlasın ama diye. Ama o da şey. O da çok kötü bir şey. Zeynep abi. Siz aman nasıl be. Teklif ettiniz? Yanlış bir şey mi sordun? Yok ben nasıl teklif evet, ettim? Evet inanamadım. Böyle aynı. Ya ben çok romantik değildi benim cümlelerim. Yani hatta kaba da olabilirsin. Siz öyle anlatınca. İçtendir ama. Haber, tabii ben dükkanı senle kapatmak istiyorum dedim. Ne dedin abi? Dükkanı senle kapatmak istiyorum dedim. Değilmiş abi. Ne dedin? Dedim yani. O, evet mi dedi buna cevap? Sonra da pantolonda da şey durdu böyle. O kadar. Yüzük. Çıkmaz da orada. Onu da çıkarttım. Ondan sonra. Alyansı da zaten arkadaşım atölyesinde taktık. Sulu yemek yerken. Sulu yemek detayı. Ya harika ya. Bunlar ama bence bu evet, işte evet. İşin çimentosu. Vallahi öyle ya. Yok her şey mükemmel gidebilir ama şunu anlatmak kadar tatlı olmuyor işte. Ben sürpriz yapacağım teklif ederken.
Ya ben çok kötü hissettim kendimi ya. Ben bir şey yapmam lazım. benim muazzam sürprizimin gittiği noktaya bak şimdi. Bunu Nazlı çok güzel anlatıyor ama ben deneyeyim. O zamanlar böyle Güney Kore filmleri seyrediyoruz. Oturduk bir Güney Kore filmini belli bir dakikasında altyazılar var ya oradan okuyoruz. Altyazıları değiştirdik biz. Türkçe çocuk büyük bir adama bağırıyor. Diyor ki şimdi gevezelik yapmayı bırak da diyor. Bak Ali bir şeyler söyleyecek, dinle bakalım ne diyor. Evet Ali sendeyiz diyor. Donuyor film. Birkaç tane daha altyazı var böyle. Okurken Nazlı böyle oldu falan, ne diyor bu diye. Nazlı işte bakalım Ali ne diyecek diye film durunca. Sonra dedim ki bak dedim masanın üstünde bir işte şey var. Obje. Onun altında bir kağıt var, onu al dedim ben. Ha şey pardon, şeyde yazıyor, altyazıda yazıyor. Bir kadın öbürüne söylüyor falan. O aralarında Güney Korece bunu söylüyorlar. Kağıdı aldı, baktı. İşte o kağıtta da şey yazıyor. Sehpanın altına eğil bak, orada bir şey göreceksin, onu al diyor. Eğilip bakınca bir kutu oldu. Sehpanın altına eğildi, kutuyu aldı. Şimdi aç yazıyor. Kutunun üstünde beni aç yazıyor. Kutuyu açtı abi. Durum şu. Ben koltukta oturuyorum. Nazlı dizlerinin üstünde. Elinde yüzük var. Ne oldu? Böyle yaptım. Süper organizasyon. Evet. O kadarını hayal edemedim ya. Yani. İlk sahneyi biriyle çok oynasam iyi. Manzarayı görürdüm yani. Ama ayrıntılar çok iyiydi. Anlatırken bölmeyeyim dedim. O romantik durum hani. Güney Korece konuşuyorlar dedin ya. Tabii. Bayağı kumpasa getirip yani kendine teklif ettirmeye dönüşmüş. Evet, Korece değil. Vallahi keşke Monaco olmuşum. Abi bir ve sonra Nazlı anlatınca bana dank etti. Çünkü biz orada duygusalız, gözler dolmuş falan. Öyle işte teklif ettim ama pozisyon oydu yani. Ben oturuyordum o dizlerinin üstünde ve peki o zaman oldun sen değil mi böyle? Akıllı ol yani bak. Adam böyle diz üstüne şey yaparlar diye mesaj vermiş oldum. Benim yani bir sürprizi de çok beceremiyoruz. Ya evet, çok da böyle girişmemek mi lazım acaba? Benimki de olmadı. Ama biz de mutluyuz diye düşünüyorum. Evet efendim, evlilik teklif. Şimdi kısa bilgilerimiz var hakkınızda. Mustafa Bey ile başlayalım efendim. Küçükken bir sürü takım tutmuş. En sonunda doğruyu buldum diyerek Fenerbahçeli olmuş. Evet. Burada yorumunu alalım. Bu ya o diğerlerini şeyle, tuttun olmadı. Bunu yok tutun... ya teyzemin oğluyla biz o Samsun Spor biz çocukken trafik kazası geçirmişti. Ya. Bir sürü futbolcusu ölmüştü. Samsun Sporlu olmuştuk. Hep Adana Demir Spor'u tutuyorduk, hiçbir şey olmuyordu. İşte en son işte 26 sene sonra 2 sene evvel şampiyon oldular filan. Kadıköy'deydim. Orada okuyorum. Bayram yeri gibi her şey. Ben de Fenerbahçe işte. Ha, diğer büyükleri tutmadın yani. Bunlardan Fener'e geçiş. Evet, Beşiktaş, evet. Galatasaray. Yok yok. Yani o kadar da şey yapmadım yani. Ama kime bıraksan o uçmuş. Yani işte benden sonra çok Adana Demir de geldi. Ama ya benim şöyle bir durumum da var. Ya ben taraftarlığı seviyorum yani. Ben hani oturup maç seyretmem. Hani televizyon ama ben stada gidiyorum. Maç önü. Hani hep beraber gidilsin, evet, eğlenilsin. Yani mesela Avrupa Şampiyonası'nda hangi takım şampiyonsa ben onun eline bayrağımı alıp onunla gezerim yani. Hiç evet, öyle evet, şey tarafım yani yok yani. Etkinlik güzel. O bana işte o bayram yeri gibi bir geliyor. Bir arkadaş grubu oluyorsun. O ya, keyifli oluyor. Tanımadığın insanlarla da arkadaş tabii oluyorsun. Tribüncülük diye bir şey var. Ya tabii canım yani hiç tanımadığın insanla sarılıp yan yana gidiyorsun. İki haftada bayağı... bir gün görüyorsun tribünde o adamı ama tanıyorsun. Bayağı abi bir gitmişiz biz adamla yani kol kola gidiyoruz yani. Şurada bakkalın önünde ayrıldık dedi. Kardeş artık yani ben şuradan bir şeyler alacağım, alayım mı sana da? Ya. Fener de tamam bir yere kadar. Rahat bırak evime gideyim. Ya biz öyle yürüyoruz, Fenerbahçe kazanmış, ben o civarda oturuyorum. Biz de kalabalığın içine girdik. Bende de öyle maçı seyrediyorum ama sonrasında böyle çıldırma falan yoktur. Bizim orada bir tane bakkal vardı o zaman. O da hasta Fenerbahçeli, çok mutlu. Kim gelirse veriyor ne istiyorsa. Alıyor gidiyor millet. İşte soğuk içecek bilmem ne filan. Ya bizim oraya bir girişimiz var. Yani o bir tane Rambo var ya beni, onlar gibi ya. Orada o bir tane yağmaya gidiyoruz. Bir şey içeceğiz. Ya şey o semt acayip Fenerbahçe. Çok tutkulu Fenerbahçe. Evet. Adından da belli olduğu gibi. Evet eli çok lezzetli demişler. Evet. Bayağı yaprak sarma, kaburga dolması falan örnekler evet, evet vermişler. Yaparım. Maşallah. Evde yemekler? Yaparım. Yani yapıyorum. Vay be.
Yapıyorum yani. Güzel bunlar, yemek yapıyorum. Bunlar çıtayı yükselten erkekler işte. Evet, ne yapalım abi? Bizim de evlilik teklifimiz zayıf. Oradan kurtarıyoruz. Ya inanılmaz orijinal de ne oldu abi? Sonunu denkleştiremedim ya. Ya çok enteresan bir şey var. Tek çocuk olduğu için hep ilişkilerini kardeşlik üzerine kurarmış diye evet. Bir laf var. Evet evet, onu ben bir yerde söyledim. Çok zor bir şey. Tek çocukluk mu? Evet. Biz kardeş yaptık, iki yapmış mıyız? Gerçi görsen muazzam da iyi ki olmuş o tabii ki. Yani evet. Bizimdir. Çünkü şey oluyor. O eksiklik duygunu hep böyle arkadaşla böyle doldurmaya çalışıyorsun. Ama karşı tarafın da tabii ihtiyacı yok ki ona. Yani onun çünkü bir kardeşi var. Hani o seninle arkadaşlık ilişkisi kuruyor. Ama sen onunla kardeşlik ilişkisi kuruyorsun. Sonra hüsrana uğruyorsun. Ve büyüdükten sonra artık... Bunu ya o kardeşlik ilişkisi bir tek sen kuruyorsun çünkü o tarafta. Onun ihtiyacı yok ki. Onun kardeşi var. O seninle yakın arkadaş oluyor ama sonunda kardeş oluyorsun. Olmuyor da tabii öyle ben bir şey. Ben de tek çocuğum, çok doğru bir şey söylüyor. Yani çok ciddi ya bir siz kardeş olun o. İşte bak. Programı... Hadi Mustafa gel bana. Şu Fenerbahçe'de tek yere gidelim. Ya sizin bu benzerliklerinize bir örnek daha var. Acayip iyi Arapça taklidi varmış. Bunu muhakkak diye söylediler bize. Girayım mı? Yok benim senin mi? Ama o da senindir. Az kalmıyormuş. Öyle bir bilgim var. Arapça da mı? Arapçayı taklit eder diye notum. Az kalıyorumdur yani. Öyle mi? Şey. Ama senden... Ama ben büyüdüğüm bölge uygun oraya. Yani biz... Kulağıma bir şey söylüyorlar da o yüzden boş bakıyorum. Eğer ona takıldıysa. Biz de dedik onu söyle herhalde. Koşun diye bağıracak. Yanlış bir şey mi söyledim Ali dedim Bey'e acaba? Ali Bey'e bir şeyler oluyor. Yok kulağım. Vardı konuşuyorlar. Sen de bana bir şeyler söylüyorsun. Yani büyüdüğüm bölgeyle çok alakalı. Yani. Ama gerçek değil değil mi öyle? Akla gelen kurgu laflar mı? Tabii. Gerçekten Arapça konuşmuyorsun yani. Ay canım yani nasıl konuşayım? Biraz Gire'ye konuşabilir misin, biz dinleyelim. Ben hiç şahit olmadım. Benim Arapça konuşmam mı? Ha. Niye şahit olacaksın zaten? Ama çok komikmiş, yapsın diyorlar. Yapsın diyorlarsa yap. Ne yapayım? Yani anlamadım. Yani ben de anlıyormuş gibi yapayım. Yapma abi. Bunu yapma. Kim söylüyorsun? Yalan söylüyorsun. Söyledim. Kim söyledi bunu? Ben niye çok komik adam zor yapayım bir duruma düşürdü. Allah Allah. Hay Allah. Belki yalan sana şaka yapmıştır. Daha ötesi var ya. İray da çok daha iyi yapar. Karşılıklı konuşsunlar diye notum var benim. İnanılmaz. O kadar yalan bir bilgi ki. Bir de Arapça kritik bir şey. Bir şey söyleriz şimdi. Ya Allah. Yani yanlış anlamadım. Allah vallahi. Hayır onlar bilinen şeyler de. Abi seni trollüyorlar ha. Ya da bu programı bizi trollleyecekler evet. Birazdan. Al işte bak şimdi o zaman madem seni rahatlatayım Ege'ye geçeyim. Arapça yok. Kısa mesafe koşusu. Koşucucusu mu hiç soymuşsun? Evet. Ama Esin artık misin? Sen ya gerçekten yani. Her şeyi denemiş. Yok gerçekten denedim. Ama sıkılıyor da herhalde kısa koşuyor yani öyle uzun ama mesafe. Ama onu yap bunu yap falan yani. Yok, bir şey koşamıyordum. Bir kere uzun yarışa soktular beni, sonuncu oldum. Hı. Hani o olmadığı açıktı. Ama en iyi çıkış yapan mıydın? Kısa da gerçekten iyi koşuyordum. Hakikaten gülme çok iyiydim. Hatta beni o zaman işte verebiliyor muyum isim bilmiyorum. Fenerbahçe'ye davet etmişlerdi. Veriyorsun değil mi? Bir tanemden. O bir semt niye veremiyorsun? İşte kısa mesafe atletizm için falan davet etmişlerdi ama çok ağırdı antrenmanlar. İki kere de bayıldım antrenmanda. Biraz böyle hırs yaptım herhalde. Sonra da kısa devam... gelmiştir. Kısa mesafe kısa şey ya, bana yetti gibi değil mi? Böyle yani maratoncuların yanında bana yetti, siz devam edin arkadaşlar. Evet, vay bale be. Gibi, İspanyol dansları gibi. İspanyol dansı yapmadım. Küçükken var İspanyol dansı. Araştırmanı öneririm. Aa, fotoğrafım var. Hayır o anasını gösterir. Arapça konuşabiliyorsa. Ben de oryantal var. Bizim Arapçamız kadar bir İspanyol dansı ama vardır şaşırdım ya. Şaşırdım ya. Bir de Giray'la ikimiz ilk defa biz yan yana geldik. Vallahi. Ya bu şey... Yazdığı filmde oynadık ilk defa geldik. Karşılıklı konuşsunlar ya. Abi bu şey gibi değil mi? Sabah anlatılan çok saçma rüyalar vardır ya. Ya Mustafa Üstün'de abi Arapça konuşuyoruz rüyamda sabah. Ama nasıl konuşuyoruz? Onun gibi bir şey. Sabah Ege oradan kısa koşuyor. Ay nasıl bir rüya? Bir uyandım ay üç gibi su içtim. Öyle... Ya tamam kötü abi bir rüya ya. Bu ya. Allah Allah. Samimi izledik. Of. Çağırdık bak neler yapıyorlar bana. Balık burcu yükselende yengeç. Nasıl bir kombin bu ya. Çok kötü. Allah eşine sabır versin. Duygularını yoğun yaşıyor diyorlar. Ben mi? Ha. Bu da mı olmadı?
Hayır yani yaşıyorumdur muhakkak ama. Nedir özellikleri ya? Burcun hangi özelliklerini taşıyorsun? Bilmem burçları yani. Burçları bilmiyorsun. Yok aslında biliyorum, severim astroloji yani, çok hakim değilim tabii ki ama bence biraz duygusalım. İşte ne bileyim, balıklar öyle çok kararlı değildir yani, her şeyde çok fazla karar değiştirebiliyorum gibi gibi böyle. Ben de balığım o zaman demek. Olabilir. Ben de kararsızım çünkü. O da yemek yapıyormuş iyi. Eli acayip lezzetliymiş. Ama sen daha sağlıklı yemekler mi yapıyorsun? Ya o son düzlükte ya, yoksa değil ya, bir yani. Bir insan böyle mi gömülür yani? Sen daha sağlıklı yemekler mi yapıyorsun? Kaburga dolmasına nazaran. Fast food falan sevmiyormuş yani. Yaprak sarmanın neresi fast food? Yaprak sarma demedim abi. Yani ama ye, sen niye kendinden alıyorsun oraya? Ben yaprak sarma... Bu arada yemeğe gidecek olsam bilmiyorum, sana gelirim yani, ben seni götüreyim abi. Ne yapacağım onun enginarı şeyi dolmasını? Yok ya öyle. En güzel yaptığın yemek ne? Ya öyle inanılmaz büyük şeyler yapamıyorum canım. Beni şimdi rezil etme sanki, yani ne bileyim. Eşime sormak lazım onu, bilemedim şu an. Neyi işte beğeniyor diyelim en çok yaptığın mesela? Onun da hiç damak tadı yok. Ha, damak tadı yok. Kimin damak tadı yok? Eşimin. Covid'den sonra değil mi? Yok ya. Gelmedi geri, 3 sene oldu. Ne yediğimiz belli değil. Madem yemekten bahsettik, bir tane bu sessiz sorularımız var bizim. Seyircinin merak edip sorduğu, burada ekipten bir arkadaşım seslendiriyor. Şimdi o soruyu dinleyelim. Hepimiz ayrı ayrı cevap vereceğiz ona. Bakalım neymiş soru. Bir yemek daveti verip tarihten sevdiğiniz isimleri bir masa etrafında toplama şansınız olsaydı, masanızda kimlerin olmasını isterdiniz? Yani yaşayan olabilir, yaşamayan olabilir, tanıdık olabilir, tanımadık olabilir. Bir yemek daveti veriyorsunuz. Hı hı. Masada kimler olsun istiyorsunuz? Kalabalık da olabilir, az kişi de olabilir, tek edek yemek yiyor da olabilirsiniz. Bir yemek davetiniz var, masada kimler olsun? Yaşayan, yaşamayan, tanıdık, tanımadık. Ya benim buna cevabım, daha önce de bir yerde sormuşlardı böyle bir soru da. Mavi Boncuk filminin kadrosunu ben komple alıp bir yemek yemeyi çok isterdim. Yani o kadro, bir akşam yemeği yemeyi çok isterdim yani orada. Vay be, beni de çağır o yemeği. Ay. Güzelmiş. Hem de o sondaki tahta masalı yerdi. O masa işte, evet. Evet Ege Hanım. Bizi bu duygusallıktan çıkar. Madame Curry falan demiş. Verona duygusallığın prensi. Üstüne. Verona prensi. Bilmiyorum ya, çok zor şu an. Bence Mustafa abi cevap versin, sonra ben o sırada düşüneyim. Hocalarımla ya. Yani ilkokul hocamdan, konservatuvarda beni mezdeden bütün hocalarımla oturup yani bunu mu yapabildiniz? Soracağım da. Ya hocalarım, ilkokul öğretmenim, ortaokul öğretmenim, öğretmenlerim, işte konservatuvardaki hocalarım oturup. Vay be. İsterdim yani. Güzelmiş. Geldi mi? Kimseyle yani şu anki kadrodan memnunsun o zaman. Şu anda yani hayatta da olabilirler. Yani arkadaşlarımla çok memnunum yani. Tekrar onlarla güzel bir yemek masasına, bir davete giderim. Hiç ama dışarıdan biri gelmesin yani. Çok hani birini... Jean d'Arc falan seviyormuşsun. Öyle güçlü karakterli. Mesela Christoph Waltz gelsin istemez misin sofraya? Yani keşke gelse de. Hani öyle ona bir hayranlığın varmış galiba değil mi? Yani çok beğeniyorum tabii çok ki. Çok iyi oyuncu. Oyuncu olarak. Öyle biri de gelsin istemiyorsun yani. Mesela Brad Pitt gelsin, o da bizle yesin. Ne konuşacaksın Christoph Waltz'la bir de yani? Bir de şimdi. Bu ne biçim enginar diyecek? What kind of enginar is this? Kız üzülecek orada durup yani. Bir yemeğe çağırdık. Meğersem enginar bile değil. Meğer evet, enginar kerevizi dayamış adama. Kötü olur. Çok gerilirim Christopher Waltz'a bir şey. Ben de gerilirim hakikaten. Evet yani düşünsene. Bu da bizim kaburga dolmamız falan. Evet yani arkadaşlar, herkes onlara ikram yapacak. Ama belki de çok şey biri, iyi biri, böyle Milayim. Sorun çıkarmıyor. Şu an çok saçma bir şey konuşuyor. Rüya devam belki ediyor ya. Çok iyi biri. Ya ben Christoph Waltz'u da ağırlamak istiyorum da. Onun yolunu yapıyorum burada. Christoph, if you hear us. Bir story atalım şöyle hep bir Christoph abime. Gece görüldü iki defa. Ay ben, yani soru bana da sorulmuş olsa, ben babamla yemek yemek tabii isterim. Ki. Bir yemek daha. Çok isterdim. Yetmez ama. Ya hepimiz herhalde öyle düşünürdük de işte. Tabii ki.
Bu arada hemen buraya dönüyorum. Çocuklu sohbeti yapalım biraz. Babayı erken yaşta galiba kaybetmişsin değil mi? Evet evet. Yani 23 yaşındaydım. Ben de. Peki şimdi çocuk oldu. Evet. Ne hissediyorsun? Babamın beni nasıl sevdiğini. Oğlum olduktan şimdi sonra. Şimdi daha mı iyi anlıyorsun? Tabii. Peki böyle korkular, endişeler, çekinceler. Oluyor. Olmaz olur mu? Çok oluyor ama. Anam. Ha maşallah sen. Ya. İlk düşen dişi burada işte. Öyle mi? Evet. Bu Kaan'ın o ilk düşen dişi. Ha, çok güzelmiş. Peki sonra da galiba Müjdat Hoca'yı bayağı baba yerine koymuşluğun var diye bir duyum aldım. Sırtımda hacca götürsem hakkını ödeyemem. Ya 5 kuruş para almadan bizi okuttu. Yedik, içtik, kolumuza altın bilezik taktı. Meslek sahibi etti. Diğer hocalarım da. Hepsine selam olsun buradan da, saygılar. Ellerinden öperim hepsini. Ölenlere de Allah rahmet eylesin. Aynı şeyleri hissediyorum. Yani kendimize iyi bakmamız lazım. Gerisi Allah'a kalmış. Ya işte elimizden geldiği kadar bakıyoruz işte. Olduğu kadar diyorsun. Şimdi Giray'ın şeyine geldim, kısa notlarına. Giray, seninle ilgili de araştırmalar yaptık. Mesela Mustafa ile arada burada duygulandık falan. Seninle duygulanacak pek bir konu bulamadım. Ne gamsız adamsın be. Bir baktık öyle şöyle. Seninle ilgili konular hep neşeli yani. Mesela oyuncakçılar görüp oradan bu şey... tasvir eşinden geliyor tabii. Saçma sapan oyuncaklar alıyormuşsun. Ya saçma sapan. En son mesela değil. Ok atan tabanca almışsın. Nesi saçma? Yani ok atan tabanca. Ya mı? Bir tane tüfek vardı. Ben 3-4 sene önce gördüm. Ya tabii ki çocuklar için yapılmış bir şey ama böyle süngerli bir şey atıyor. Reklamlarını gördüm internette. Of, o kadar yani hoşuma gitti. Tak 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 falan böyle alacağım, almayayım. Kime atıyorsun onu? Kime denk getirsem evde yani evde bardaklara falan öyle bir isteğim var. Alamadım. En son bir tane böyle büyük oyuncakçıya girdik bir şeyler bakarken falan gördüm. Aldım kasaya getirdim, adamla göz gözü geldik. Ulan hediye paketi yaptırmasam kendimi alıyormuşum gibi olacak. Saralım mı dedi. Tabii dedim, hediye paketi yapın. Böyle tabii koca fiyonklu miyonklu yeğeni alır gibi. Fiyonklu miyonklu. Koca AVM'de onu koydum buramı gezdim 3 saat. Eve gittim 2 kere sıktım, duruyor dolapta işte. İşte. İstediğim randımanı alamadım yani. Yaralamıyormuş çünkü. Olsun, programlara konu oluyor işte. Peki bir Tatavla oyunu mu varmış? Premierinde Kerem hastalanıyor. Sen iki rolü birden oynuyorsun. Evet. Nasıl bir şey bu ya? Allah bir güç verdi o gün. Premiere çıktık. 2 tane dükü oynuyoruz. İnsandan kaçan mizantrop. Molière'in. Hazırlık. Yiğit Sertdemir yönetiyor. Hazırlık yaptık. Biz de Kerem'le ikiliyiz. Bayağı da sahne var. Kerem de o gün biraz hasta geldi premiere. Çıktık sahneye, oyun başladı. Kerem böyle bir sallanmaya başladı. Diziliyiz hepimiz, bir şey seyrediyoruz böyle oyunda. 3. dakika falan. Kerem böyle döndü. Ben dedi, buraya mı bayılayım, kulise mi gideyim dedi. Ben de hiç öyle bir şey yapacağına ihtimal vermedim. Kulise git, burada bayılınmaz dedim. Kafayı çevirdim. Yıllarını döndüm. Vermiş. Kerem de gidiyor. Kerem yok döndüğümde. Şöyle bir şey yaptım, kulise girdi, orada attı kendini. Yani yapılması gereken şey... Arkadaşlar, Kerem gitti demek. Lan dedim, bugünü kurtarabilir miyiz acaba? Oyunun başında da Kerem göründüğü için şunu yapmaya başladım abi. Bu dük şizofrenmiş. Başta seyircinin gördüğü karakteri kafasında kendi yaratmış. Oyun içinde oyun yazmış adam. Bu geldi aklıma. Sonra önce onun repliklerini onun gibi söyledim. Sonra kendi repliklerimi söyledim. Ara oldu. Yiğit Hoca dedi ki, ne yapıyorsan devam. Kerem'i gönderin, bundan oyunu sonra bitirdik sen öndürsün. Kerem'i arada 40 derece ateşle böyle. Zaten kulise bir girdim. Kerem'i böyle soymuşlar, su dökmüşler. Titriyor Kerem. O kadar ateşi var. Hemen götürdüler. İkinci perdeyi de oynadık. Bitti. Çıktı Yiğit Hoca. Valla dedi, böyle bir şey oldu. Millet de anlamamış. Ya dediler, manyak ne yapıyor? Ama herkes de oyunu değişik anlamış. Bir yorum dedi ya da ne bileyim. Evet. Onun repliklerine de hakim olduğum için kolaylaştı. O da yani hani tabii ki ezberden dolayı şey yapıyorsun ama hepsine hakim olabilmek. Evet evet. Yani hep ikimiz prova yok, yaptığımız olmasa için. Olmasa da o. Araları ya doldurursan onu merak etme. Bir şekilde hiç kolay değil yaptık, ya. Yaptık, bitti. Olsun. Bir, yani de, bir de oyun sırasında yani. Bir... 3. dakikada ya. Yani vay onu be. Şizofren olsa falan diye kurmak o an muhteşem bir şey. Bir de tuhaf bir şey işte o adrenalinle değil mi? Adrenalin. Tuhaf huyları bitmiyor Gireyn. Çileye dayanamıyorsun öyle mi? Çileye dayanamıyorum falan yani yiyemiyorum. Yiyemiyorsun. Daha dayanamıyorum evet. Dokunabiliyor, tutabiliyor musun?
Hiç. Yok. Çilek diyebiliyor musun? Çilek diyebiliyorum da. Görünce falan. Terliyorum mesela. Görünce falan çile. Peki nesi mesela? Şeftaliyi biliyoruz da çilekte. Ya o seneler sonra işte hiç ağzıma atamıyorum, tutamıyorum, edemiyorum. Bir şeyde psikiyatr bir hekim bir şey yaparken o çıktı ortaya. Seneler önce bir misafirliğe gitmişiz biz. Ben çocukken işte çilek varmış bir tabak. Ben çok yemişim çileği. Çok hoşuma gitmiş çocuk olarak işte. Tabii, gittiğimiz şey. İnsanlar da şey olarak bizden ekonomik olarak yukarıdalar. Çilek bitince kadın şey demiş hani koyayım çocuk sevdi falan. Ben koyayım deyince annem şöyle bir dürtmüş bacağımla. Ah gitti çilek. Çilek yok demiş. Abi o gün bir kilitliyor. Kafa bir daha çilek yok. Onu da orada öğrendim yani öyle bir şey olduğunu. Peki neden bir, yemediğimi bilmiyordum. Böyle çok ağır bir rol geldi adam çilek seviyor. Niye olduğunu sorma. Ya oynar mısın yer misin? Mecbur çilek yemeği mi? Yok. Ha, reddedersin rolü ya. Abi neler yapıyor sanat ekipleri ya? Abi rolü niye reddesin? Erik yer başka bir şey yer. Yok illa çilek abi. Çilek. Filmin adı da çilek belli ki. Öyle ha. Bir özelliği var filmin yani. Üçleme o. Çilek yiyen adam falan gibi. Çilek yerik kira. Üçleme. O çilek de oynayacak. Çilek alan adam, çilek yiyen adam, ölen adam sonra. Ben oynayamam. Oynamam diyorsun yok, yani. Oynayamam. Peki var mı eklemek istediğiniz bir şey? Ege var mı yeni bir şeyler? Ne yapacaksın şimdi? Yani şimdilik bir şey söyleyemiyorum ama inşallah en kısa zamanda... Güzel değerlendirme şeylerle. Aşamasındasın. Evet, istiyorum ben de. Devam ediyor. Sizin Prens yayına hazırlanıyor. Ona gireceğiz işte dördünde. Bir de Ölümlü Dünya film var. Film giriyor o var. Prens'te Ali bir şey oynamazsa ben bir şey yaz gelirim. Ya dönem olmaz. En kötü ben de oynarım biliyorsun. En kötü buradayız. Daha önce yazmışlığım var yapmadığım için. Beni oynatamıyorlar. Şey, arka sokaklar gider zaten öyle. Sonsuza kadar gidecek gibi duruyor. Yok benim gitmez. Ha ya hayır. Dizi gidecek. Ha dizi gider canım benim ben kötü adamım. Sen yolculuğunda bakalım ne olacak? Reklamlardan sonra. Ya işte. Söylerim ben. Tamam tamam öğrenirim o. Emanet de şimdilik hayırlı olsun. Efendim kapatıyorum programı herkes olur. Tamamsa. Ağzına sağlık çok keyifliydi. Çok güzel bir sohbet oldu. Dostlar buradaydı. Haftaya yine çok güzel konuklarla burada olacağız. Bizi izlemeye devam edin. Sakın programlarımızı kaçırmayın efendim. İyi akşamlar. Haftaya ben sunuyorsam ne olacağız?